Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun zamandır sizlerle vloglarımda yemek yapmıyordum. Bugün yemek yapalım istedim. Aslında çok pratik bir yemek yapacağım. Yeşil mercimek yapacağım. Ben normalde yeşil mercimeği sadece tek başına tüketen bir insanım ve çok seviyorum yeşil mercimeği. Bunun böyle böreğini, çöreğini, her türlüsünü yerim. Özellikle de yemeği zaten. Normalde biz kara şimşek diyoruz. Siz bu şekilde biliyor musunuz bilmiyorum. O yüzden yeşil mercimek demek istedim. İnanılmaz lezzetli geliyor. Hatta böyle iki tabak dolu dolu yiyebildiğim bir yemek bu benim. Çok seviyorum. Bunu sizlerle böyle tarif olarak paylaşmayacağım. Sadece vlogu başlatmadan önce böyle söylemek istedim. Çünkü beraber sohbet ederek bir vlog olsun istedim. Zaten çoğunuz da yeşil mercimeğin tarifini biliyorsunuzdur. Onun yanında da böyle sarımsaklı bir yoğurt hazırlayacağım. Üzerine işte patates. Patatesi fırında yapmayı düşünüyorum. Bulabilirsem A101'den patlıcan alacağım. Birazcık patlıcan kızartacağım. Ve işte biber, yeşil biber ve kırmızı biber kızartacağım. Onu böyle sarımsaklı yoğurda karıştıracağım. O da böyle ekmek banmalı güzel bir meze çeşidi olur diye düşündüm yeşil mercimeğin yanında. Bir de domatesli, soğanlı güzel bir salata yaparım. Öyle güzel bir iftar menüsü olur. Hem pratik hem de böyle evde olunabilecek malzemelerden oluşan güzel bir iftar menüsü olur. Sizlere de fikir olur umarım. Öyle bu arada size bir şey göstereceğim. Bakın şöyle bir şey çizdim ben. Bu şu anki Emrah'la tutacağımız evin mutfak düzeniyle alakalı çizdiğim bir şey. Normalde bunu böyle yani herhalde çizen bir insan yoktur. Direkt böyle alır ve hesap kitap yapar. İşte şurası şu kadar santim tezgah gelecek, şuraya şu kadar santim dolap gelecek diye. Ama ben öncesinde böyle kafamda biraz bir şeyler tasarladım. Zaten beni biliyorsunuz. Ben böyle ev eşyaları konusunda çok takığım. Size hemen markete gitmeden önce onu göstereceğim. Marketten patatesle patlıcan almam lazım. Önce size şu çizimimi göstereyim, anlatayım. Çok korkunç görünen şu çizimi hemen size aktarmak istiyorum. Aslında öncesinde keşke bir ev turu videosu gelebilseydi ama Emrah yetiştiremeyecek. Evi cumartesi günü çekebilir ve anca bana gönderecek, ben editleyeceğim. Heyecanlı olduğum için de sizlerle paylaşmak istedim. Evin şuraya çizdiğim kısım aslında merdiveni çizmeye çalıştığım kısım. İki katlı bir ev, 140 metrekare. Şurada da böyle çift kapaklı bir buzdolabı almayı planladık Emrah'la. Hatta baktık, beğendik ve seçtik de. Bunun altında difrizde olmayacak, full buzdolabı olacak. Aslında bize biraz büyük ama fiyat olarak güzeldi, indirimde bir üründü. O yüzden bunu alalım istedik. Ayrıca difrizi böyle kilerim var, orada kullanmayı düşünüyorum. Şöyle hemen yanına bir dolap çizdim arkadaşlar. Şurada çekmeceli bir dolap olacak. İki tane çekmece olacak şurada. Bir şurada, bir şurada. Şurası fırın olacak. Şurada da mikrodalga olacak gömmeli bir şekilde. Üzeri de normal dolap olacak arkadaşlar. Şöyle tezgahı uzattım ve çevirdim. Şöyle şuradan çevirdim tezgahı. Şurası pencerenin olduğu kısım. Burada yani bir şeyler yapabilirim veya kettle'ımı, ekmek kızartma makinemi, tost makinemi koyabilirim. Şuradaki tezgaha öyle düşündüm. Altında ben yine çekmeceli dolap düşünüyorum. Çekmeceli dolap neden? Çünkü daha iyi oluyor. Böyle arka konumlara ulaşmak biraz zor oluyor biliyorsunuz. O yüzden hep çekmeceli dolap olacak. Genelde o yüzden bu şekilde çekmece görünümü vermek için böyle bir çizim yaptım. Şurada da pencere var hemen döndükten sonra. Onun önüne evyeyi yerleştirdim. Burada musluk ve işte evye olacak. Hemen biraz tezgah boşluğu. Üzerinde davlumbaz. Ocak. Altına yine çekmeceli dolaplar. Tekrardan tezgaha geldik. Şurada yine büyükçe bir dolap olacak. Bunu da beğendim. Hatta şuraya da fiyatını yazdım. 638 euroydu. Baktım. Güzel bir dolap. Bu erzak dolabı olacak. Böyle içinden çekmeceli, böyle raylı bir sistem var. Zaten görmüşsünüzdür başkalarının videolarında veya işte Instagram'da. Çok güzel bir dolap bu. Böyle devam ediyor. Hiç burada boşluk kalmadan direkt tezgahı şöyle şuradan çeviriyorum. Yani aslında U görünümünde bir mutfak olacak. Aslında bu tezgahı böyle çok uzatıp buraya bar masası gibi ilk 4 tane böyle sandalye alarak devam ettirebilirdim. Ama ben onu istemiyorum. Burası çok uzun olsun istemiyorum. Çünkü çok boğucu olacak burası. Şu ortaya ada mutfak düşündüm. Ama bu bildiğimiz adalardan değil aslında. Klasik adalardan değil. Böyle büyükçe bir ada olacak. Hemen ön tarafında 4 tane sandalye,
konumlandırdım ve önünü masa olarak kullanacağız. Yani şuranın altı boş olacak. Şuranın altı dolaplı olacak. Burada da işte mesela hamur yoğurmak isterim veya malzemeleri hazırlamak isterim. Böyle hazırlayabileceğim yemek malzemelerini burada hazırlayıp hemen şöyle arkamı dönüp ocakta şurası olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Çünkü şuradaki tezgahlar biraz daha kısıtlı. Yine bu olmasa bile zaten şuradaki tezgah yeterli büyüklükte. Hatta şurası da var. Ama bunun olması hem böyle günlük yemeğimizi yemeye, kahvaltımızı yemeye Emrah'la iyi olur diye düşündüm. Ve hemen zaten şurada da salona geçiş var arkadaşlar. Bunun salonda ayrı bir şey olacak. Onu artık videolarda anlatmaya çalışırım. Bunun önünde hemen şu bar masası gibi yapacağım dediğim yerde. Burada dekor olacak. Böyle bir dekor gördük Emrah'la. Burada sandalye olmayacak o yüzden. Şurada bir koltuk olacak. Önünde sehpa, iki tane de berjer. Bakın berjerleri de böyle çizdim. Şurada da bir şömine var arkadaşlar. Şöminenin hemen bu tarafında da bir pencere varmış. Zaten şuradan da bir yerden de bu alana giriş oluyor. Yani burası çok büyük bir mutfak olduğu için mecburen şuraya bir koltuk takımı daha almam gerekiyor. Umarım anlamışsınızdır. Ben böyle anlattım ama umarım sıkılmamışsınızdır. Gerçekten de çok heyecanlıyım. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Hatta şu anda kıyafet odasını falan da tasarladım. Bir önceki evde gömme dolap vardı. O yüzden bir kıyafet dolabı almamıştım. Ama şu anda çok güzel bir giyinme odası kafamda hemen planladım. Tabii artık o kadarına detayına girmeyeyim. Onları da oraya gidince göstermiş olayım. Veya işte Emrah yaptıkça. Gerçi Emrah'a dedim ki beni bekle. Ben gelince yavaş yavaş yaparız. Yani şu anda tadilatı tam olmamış bir eve gelin gitmiş olacağım, öyle söyleyeyim. Şansıma dışarıya annemle çıktım ve A101'e değil de manava geldik şimdi. Çünkü manavdaki ürünler daha lezzetli. Hem patatesli patlıcanı buradan daha taze bulabilirim diye düşündüm. Manava gelmişken şöyle baby patates gördük. Aslında normalde şu patatesten alacaktım ama bu daha lezzetli olur diye bunu alalım dedik annemle. Kilosu da 40 liraymış. Bir tık pahalı. Bir de gelmişken portakal alacağız. Onun da kilosu 20 lira. Birkaç tane de patlıcan alacağız. Onun da kilosu 50 liraymış. Birkaç tane de gelmişken havuç alacağız. Bunun da kilosu 30 liraymış. Şöyle irilerinden alayım da. Kızartmak için mi? Devrilecek ama evet. Şimdi. Ve tabii ki annemle dışarı çıktıysak bütün marketleri tek tek gezeceğiz. BİM yakındaydı, BİM'e de girelim dedik. Limon almayı unutmuştuk manavda anne. İstersen bak burada. Bunun da kilosu yazmıyor. Bir de bir salkım muz alalım. Bunun da kilo fiyatı yazmıyor ama artık kasada öğreneceğiz. Bayram çikolataları da yavaştan çıkmaya başlamış. Benim en sevdiğim şu. Bunun da fiyatı bayağı bir çıkmış. 109 lira. Şunları hiç bilmiyorum. Bunları denemedim. Bir de böyle kalıp şeklinde olan, böyle kare kutuda olanları çok seviyorum ama onlardan daha gelmemiş sanırım BİM'e. Bir de bu çok güzel oluyor. Torku'nun miniki. Aynı Kinder'in tadına benziyor. Bayağı lezzetli. Bu ne kadarmış acaba? Bakalım. Torku yok. Çoğu ürünün etiketi yok. Espresso bardağı gördüm. Bayağı güzel. 44,5 şöyle üçlüsü. Çok sevdim. Ama almak istemiyorum. Çünkü gerçekten valiz yapmak çok zor oluyor. Değil mi? Evet. Almayayım. Yok yok. Yok anneciğim. Sen de Emrah'ta çok yoruluyorsunuz. Yok hayır. Orada daha güzelleri var. Yani. Evet. Evet. BİM'den çıktık. Bir de Pehlivanoğlu'na gelelim dedik. Hemen şuradan katalogdan bakalım neler var. Şu zeytini almaya geldik. İndirimde bak anne. 179 liraya düşmüş. Ama normalde 70'ti. Normalde evet. Önceki vloglarımı izleyenler bilir. Şunu 70 liradan alıyorduk. 1-2 hafta içerisinde çıktı evet. Piyasa hemen 200 liraya. Neyse girelim bakalım. Şuradaki zeytin hangisiydi? Şu en köşedeki değil mi? Burada. Aman 1 kilo alalım. Zaten şu adı. Ayvalık Taşkırmı.
Evdeki bütün bitter çikolataları tükettim. Şöyle 2 tane %80 bitter çikolatanın alındayım. Bunun da fiyatı 26 lira. Şurada şöyle bir sticker gördük Uğur Böcek'le. Anneme de böyle bir şey lazımmış. Fiyatı 19 lira. Bunu da alıyoruz. Bakın annemle şoka girecektik. Kimle karşılaştık? Evet. Kardeşimle. Şuradaki durakta inmiş. Evet. Şimdi beraber market gezeceğiz tekrardan. Şoka geldik. Bir de şoka uğrayalım. Buraya gezelim dedik. Buradan da herhalde artık eve gideriz. Çok güzel. Güzelmiş. Annemle markete çıkmanın en güzel yanı bütün marketleri geziyoruz. Hepsine bakıyoruz tek tek. İyi oluyor. Hem böyle bir fiyat araştırması yapıyoruz hem de şöyle aktüel ürünleri görmüş oluyoruz. Hangi markette ne geldi diye. Şu tabaklar hiç satılmıyor herhalde. Her şoka geldiğimde var. Anne lütfen Çiğdem alma. Bilmiyorum. O kadar kötüyüz ki şu anda. Düşünüyorum hepimiz sivilceliyiz ya. Hepimizin yüzünde sivilceler var. Ama iyi oluyor ya. Evet. Oturup kahveyle çayla iyi oluyor. Güzel kahveyi oluyor. Bıraktım. Kahveyi bıraktın mı? Evet. Bakın Şok'ta da böyle bayramlık çikolatalar, şekerler gelmiş. Benim biraz önce bahsetmek istediğim BİM'deki buydu. Bunu çok seviyorum ya. Bu yani çok eski, çocukluğumdan beri hep biz bunu alırdık. Biz çok küçük olduğumuz zamandan beri. Ve işte büyüdüm, kendim artık çikolata yapmaya başladığımdan beri yine bunu alıyoruz. Çünkü bayağı lezzetli. Çok seviyorum bunu. Bunu sadece tabii eve gelen misafirlere dağıtıyoruz. Ama böyle hani kapıya çocuklar geldiği zaman şunlardan alıyoruz. Ki bunlar da çok lezzetli. Şölenin bu pirinç patlaklı gibi olan çikolatası. Bunu da çok seviyorum. Ve şu ikisiyle beraber hep karıştırırdık. Öyle alıyoruz genelde ama şu an almak için erken. Bir 2-3 gün sonra herhalde Migros'tan alırız diye düşünüyorum. Çünkü orada böyle orta reyonda karışık bir şekilde alabiliyoruz. Şu yeni mi çıkmış ya? Coco Star'la. Çok güzel. Bu da 89,5 liraymış. Çok da severim Coco Star. Yine bu da çok sevdiğim çikolata. 109 lira. Burada da fiyatı aynı. Aa, Albany de çıkarmış. Bu da 89,5. Bunlar güzel. Şu donuk pizzalar çok güzel oluyor ya. Yani ben genelde hep Migros'tan alıyorum. Migros'taki bayağı güzel. Şok'ta hiç almadım ama şu an bir şeytan dürtüyor. Şunu mu alsam diye fırına atsam direkt. Böyle pratik bir şey. Ama mercimek yemeği yapacağız dedik. Bilmiyorum. Kafam karışık. Ben çikolatalara bakıyorken annem şöyle Maret'in bir dana sucuğunu almış. 179 liraymış bu 400 gramlı. Bir de şu zeytinden almış. Şu. Bunu Ayşenur çok seviyor. Bu ne kadar? 59,90-60. Bir de buzdolabı peşede alacağız. Bu da 19 lira. Kaçlı bu? 70'li mi? Bir tane bundan, bir tane de bundan ve çok iyi oluyor bu. En uygun mu burada zaten fiyatı? Evet, Şok'taki poşetler genelde hep uygun oluyor. İndirimli demeyeyim de uygun oluyor. Şok'a girmeden önce şöyle sepet görmüştük. Anne bak sen bunları beğenmiştin katalogda. Beğendim ama rengi koyuymuş. Katalogda daha açık durmuyor muydu? Bence koyu renk daha güzelmiş. Ve değil ben mi? Kurdelesini sevmemiştim. Allah'tan şu an görüyorum kurdelesi yok. Aa, bir de baksana çıkıyor. Yıkanabilir. Evet. Mantıklı. Aa, bu güzel. Acaba üçlü ne kadar? Üçlü mü satılıyor üçlü tek tek mi? Üçlü yazıyor. 229 lira. İyi fiyatı. Üç tanesi şöyle. Değil mi? Ama bunları ne koyacaksın ve nereye koyacaksın? Yoksa önemli olan o. Ya bir ekmek sepeti yaparım. Ekmek var ya. Var da değiştiririm ya. Hoşuma gitti. Öyle oluyor değil mi? Sadece hoşuna gidiyor. İçine ne koyacağını bilemiyorsun. Boyutları çok güzel ama. Güzel de kreteli duruyor. Evet, sağlam bir şey. Ben eve geldim arkadaşlar. Size biraz önce patatesle ve böyle sarımsaklı yoğurtlu bir şey yapacağım demiştim ya. Onu yapmayacağım çünkü çok acıktık. Hemen mercimeği yapmaya başladım. Baby patatesler sirkeli suda bekleyecek, işte patlıcanı yıkayacağım, doğrayacağım, edeceğim derken bayağı bir zaman kaybetmiş olacağım ve inanılmaz acıktık. Yani bayağı efor kaybettik markette. O yüzden artık o yarına kaldı. Bugünün menüsü sadece yeşil mercimek. Zaten dediğim gibi ben yeşil mercimeği tek olarak çok seviyorum. Aslında ben şöyle biber falan çıkarmıştım difrizden ama
Yapacak bir şey yok. Bunları ya birazdan böyle yemekten sonra yaparım, böyle kızartırım. Patatesi yapmam sadece, biliyorsunuz patates zaten anlık güzel oluyor, sonrasında güzel olmuyor. Onu yapmam yarına bir ön hazırlık olmuş olur. Yoğurdunu falan hazırlarım, ayrı bir kaba koyarım, biberleri ayrı bir kaba koyarım. Yarın patatesi de yaptıktan sonra birleştiririm sadece. Yanına da ek bir şey yapmış olurum. Böyle tavuk veya kıymadan güzel bir şeyler yapabilirim. Bir bakacağım. Soğanlar bir güzel kavruldu. Şöyle biraz domates salçası. Tat vermesi için de biraz biber salçası ekleyeceğim. Yine tat vermesi için şöyle toz biber ekleyeceğim ve biraz su ekleyeceğim, sıcak su salçanın açılması için. Mercimeği eklemeden şöyle salçaya biraz sıcak su ekliyorum ki bakın şöyle açılsın ve güzel bir kıvam alsın diye. Şimdi de mercimeği ekleyeceğim, üzerine de su ekleyeceğim. Tuzunu şöyle ilave edelim. Bir tur karıştıralım. Salçayı bir güzel karıştırdıktan sonra tekrar suyunu ilave ediyorum. Biraz önceki söylediğimden vazgeçtim ve hemen şurada biberleri kızartacağım. Zeytinyağında kızartacağım. Çok az zeytinyağı ilave edip biberleri koyacağım ve üzerine kapağı kapattıktan sonra kendi kendine pişmiş olacak. Evet, akşam yemeğimiz böyle hazır. Hemencecik hazırlamaya çalıştım. Burada kara şimşek yani yeşil mercimek var. Normalde bunu erişteyle çok yapıyorlar. Biz de yapıyoruz ama şu an ekmek tüketeceğimiz için yoğurttan dolayı erişte koymak istemedim. Ve nane de çok yakışıyor ama bizimkiler sevmiyor naneyi. O yüzden eklemedim. Böyle düz sade bir mercimek oldu. Burada da yoğurdunu biraz fazla koymuşum şu anda. Yani birazcık borcam küçük geldi. Olsun, çok güzel sarımsaklı yoğurt ve üzerine işte zeytinyağla pişirdiğim biber var. Hem kırmızı biber hem de şöyle yeşil biber. Kırmızı biber hafiften közlenmiş. Ve bir de 3 dilim de ekmek kızarttım. Bu kadar akşam yemeğimiz. Bize afiyet olsun. Bu arada yemeğin yanında şöyle koca bir bardak kefir içeceğim. Bu aralar kefire çok sardım. Şu laktozsuz olanı baya lezzetli. Normal olan da güzel ama şu laktozsuz biraz daha hafif bir tadı var. Herkese ikinci günden selam. Bugün hemen böyle bir yemek yaparken açılış yapmak istedim. Fırında patates yapacağım. Üzerine patlıcan koyacağım. Biber, patlıcan ve işte böyle karışık kızartma gibi olacak ama fırında olacak. Zaten çoğu kez vloglarımda yaptığım bir tarif ve çok da severek tüketiyoruz. Şöyle patatesleri koyalım. Patatesleri yine her zamanki gibi önden biraz daha fazla pişirmek için erken atacağım. Üzerinden de yağ ekleyelim. Bir 10 dakika sonra patlıcanlarını koyarım ve sonra işte biberler falan derken böyle güzel bir karışık kızartma olur. Sonrasında üzerine sarımsaklı yoğurt ve domates rendesi yapacağım sarımsaklı. Böyle bugünkü menümüzde böyle olsun istedim. Şimdi bunu bir güzel karıştıralım.
Bir güzel zeytinyağıyla tuzla harmanladım. Şimdi doğruca fırına. Burada da patlıcanları böyle yuvarlak yuvarlak doğradım. Böyle pijama şeklinde kestim ve tuzlu suda biraz bekletiyorum acılığını alması için. Birazdan da bunları fırına atacağım. Biraz da şöyle Charleston biber koyacağım. Bunu da şöyle uzun uzun doğramak istiyorum ama içini alacağım. Şu çekirdek kısmı çünkü rahatsız ediyor insanın midesini. Şöyle içini alıp çekirdeklerini sıyıracağım ve bu şekilde atacağım. Belki şöyle ikiye bölersem daha rahat olur. Evet. Bunu da aynı şekilde içine alayım. Yine şöyle ikiye bölüp böyle bir kişiye yeterli büyüklükte. Bundan da 3-4 tane yapacağım. Sarımsaklı yoğurtla biber de çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Hatta kırmızı biberi de çok seviyorum. Belki kırmızı biber de yapabilirim. Bunu difrizden almam lazım. Biberleri doğradım ve yıkadım. Şöyle birkaç tane de havuç koyacağım. Bu da böyle şeker gibi lezzet veriyor. Bunu hemen atmam lazım ama. Çünkü havuç bayağı sert olduğu için geç pişiyor. Veya işte geç haşlanıyor. Bunu normalde brokoliyle de mesela yapıyoruz. Bayağı güzel oluyor. Patatesleri hemen şöyle 2 dakika çıkarttım. Havuçları da eklemek için. Havucu sonradan eklemeyi akıl ettim. O yüzden ilk başta patateslerle birlikte doğramadım. Ama bakın şu anki görüntü bile çok hoş. Ve çok lezzetli bir kızartma türü gibi yemek olacak ama daha sağlıklı. Bir yandan da bolca sarımsak doğrayacağım. Çünkü hem yoğurda hem de domatese koyacağım. Bu yemeğin zaten özü kesinlikle sarımsak ve soğan. Yanında kesilen soğan daha doğrusu. Şöyle. Soğanı biz çiğden yiyoruz. Pişmiş halde tüketmiyoruz bunun yanında. Ve gayet de lezzetli oluyor. Tabii ki bolca sarımsak tadı da gelince enfes oluyor. Hem yoğurtta hem de bu domates rendesinde. Domates rendesini hazır kullanacağım. Çünkü şu anda hazırda olanı açtım ve tüketmem gerekiyor. Çok fazla bekletmemem lazım. O yüzden onu hazırdan kullanacağım. Normalde difrizde yazdan koyduğumuz bir sürü aslında domates rendesi, püresi var. Ama onları kullanamayacağım maalesef. Çünkü şu açtığımı bitirmek istiyorum. Domates rendesi için önce şöyle bir tereyağı kızartacağım sarımsaklarla birlikte. Bunu tereyağdan getireceğim. Hatta biraz daha koyayım tereyağından. Şöyle. Ve şu ince ince doğradığım sarımsakları atayım. Domatesin içine biraz da maydanoz dilimleyeceğim şöyle ince ince. Yine patatesi çıkardım. Artık patlıcanları ekleyebilirim şöyle üzerine. Çünkü bayağıdır patatesler pişiyor. Şöyle. Ve biberleri de ekleyeyim aralara. Tekrardan fırına. Son olarak yoğurdu da yapacağım. Buna da yine sarımsak. Bunu bu sefer rendelemiş olacağım. Böyle bütün bütün güzel olmuyor çünkü. Hem süzme yoğurt koyacağım hem de kase yoğurt koyacağım. Çünkü ikisini karıştırınca bayağı güzel oluyor. Ben hemen 2 tane daha sarımsak
doğradım. Fırından patatesi, patlıcanı, biberi aldım. Çok da güzel pişmiş. Bakın böyle. Çok lezzetli görünüyor. Domatesi tekrardan şöyle bir kavuruyorum. Isınsın diye. Isındı da bence. Şimdi üzerine bu yaptığım sarımsaklı yoğurdu dökeceğim. Sonra domatesi dökeceğim. Çok güzel bir yemek bence kesinlikle. Ya ben çok seviyorum. Tabii bunun kızartması daha bir lezzetli ama... Şu an biraz yediğime içtiğime dikkat etmem gerekiyor. O yüzden böyle yapmak daha mantıklı oldu. Annemler de, ben de ve Ayşenur da hatta hepimiz böyle büyükçe bir diyete girdik. Yani bu da tam diyetlik de sayılmıyor ama en azından fırında olduğu için bir tık sağlıklı diyebiliriz. Bolca sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Çünkü... Çok çok güzel oluyor yoğurtlu. Çok seviyorum. Şimdi üzerine de hemen domatesi ilave edelim. Vallahi nefis oldu bence. Aşırı güzel görünüyor. Kendimi yememek için zor tutuyorum. Bayağı lezzetli oluyor zaten dediğim gibi. Şöyle de yanına söğüş tabağı yaptım. Soğan ve domates dilimledim. Bize artık afiyet olsun. Bugünkü akşam yemeğimiz böyle. Evet, artık videomun sonuna geldik. Umarım videomu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle söylüyorum. Eğer beni severek takip ediyorsanız, kanalıma abone olarak destek olursanız çok çok sevinirim. Bir de tabii ki Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Aynı şekilde Instagram'daki ismim de Göksu Şentürk. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. Umarım videomu sevmişsinizdir. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.